Bu hafta testere dişli aslan pençesi bitkisini anlatıyorum. İsmi bayağı uzun. Herkese merhabalar efendim. Bu hafta size beni çok heyecanlandıran bir bitkiyi sonunda anlatmaya karar verdim. Şöyle ki kendisini Ağustos'tan beri çayını demleyip içtiğim ve etkilerini gördüğüm bir bitkinin artık tamam zamanıdır deyip özellikle de böyle kış ayları geldi. Birçok arkadaşımdan bazı şikayetler duyuyor. Bence ben bu videoyu çekmeliyim. Genel bir problem var kadınlar olarak aramızda diye düşündüm. Şöyle ki efendim bu anlatacağım testere dişli aslan pençesi tam bir kadın bitkisi. Yani o yüzden şu an çok fazla yok ama bir erkek takipçim buna geldiyse de ya bu bitki şeylerini seven bir erkek takipçim gelip bu ne işe yarıyor derlerse arkadaşlar sizin için bir yararı var mı bulamadım. Bayağı araştırdım. Normalde böyle çıkıyor işte erkeklere faydalarını ama bir altı yok. Sürekli kadınlar üzerinden anlatılan bir bitki. Zaten bitkinin böyle diğer dillerdeki adı Lady ile falan başlıyor. Lady Mantis miydi hatta? Şurada Lady's Mantle. İşte İngilizce'de, Latince'de okuyamayacağım ama ladies ile ilgili olan bir şey. Kısacası kadın bitkisi. O yüzden böyle beni seven en azından 3-5 tane erkek takipçim de varsa bu videoda pek içinizi açacak şeyler yok arkadaşlar. Birazcık kıskıza bir sohbet olacak. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Maç özetleri izlerken beni unutmayın. Lütfen kanalıma geri gelin. Şimdi kıskıza geldiysek, şimdi biraz bu kadın bitkisinden bahsedeyim ben size. Ben bunu Saraçoğlu, Profesör Saraçoğlu, İbrahim'di galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O adam böyle YouTube'da gezerken televizyona katıldığı programlardan böyle küçük kısa kesitler koyuyorlar ya. Oralardan izleye denk gelmiştim ve böyle şey bayağı yani o kadar anlatıyordu ki resmen bu bitki Allah tarafından aha yavrularım, kadınlarım bu bitki sizin için her neredeyse deva olacak diye yaratılmış ve belki eskiden çok kullanılan ama şu an birçoğumuzun da bilmediğini düşündüğüm bir bitki. Ve böyle bir bitki olarak Saraçoğlu da anlatıyor. Öyle bir anlattık işte ona iyi geliyor, bunu iyi geliyor, şöyle yapın, şöyle kaynatın, içerseniz şöyle olacak, böyle olacak. Yani dedim ki bu kadar, bir bitki bu kadar da mı her şey iyi gelir? Arkadaşlar ben Ağustos ayına karşılaştım bu videolarla ve bu bitkiyle. Gerçekten her şeye de iyi geliyor. Yani Saraçoğlu'nun anlattığı ve diğer bütün Google'larken bulduğum bilgilerde ya yazılanların azı var, çoğu yok. Yani tam doğru cümleyi mi kullandım? Yani asla abartılmamış. Ben abartıldığını düşünüyorum. Her şeyde iyi gelmez bir bitki canım. Bu ne o zaman bir tek bunu içelim bütün dertlerimiz çözülsün derken gerçekten de öyleymiş arkadaşlar. Şimdi size böyle Saraçoğlu'nun sitesinden de olan böyle nelere iyi geliyor özelliklerinden bir okumak istiyorum size. Bayanlarda tüylenmeye karşı östrojen hormonu yükseltici, iltihaplı eklem romatizmasına karşı, FSH hormonu yüksekliğine karşı, adet düzensizliğine karşı yardımcı ve destekleyicidir diyor ve bunların hepsini de yaptığını düşünüyorum. Şöyle ki önce bir Saraçoğlu'ndan dinleyip Google'dan araştırarak diğer işte ne denir onlara? Bilenlerden, deneyenlerden dinlediklerimi ve okuduklarımı size paylaşıp sonra bana olan etkilerini anlatmak istiyorum. Şöyle diyor efendim, bu zaten bir kadın bitkisi. Eğer bunu düzenli olarak tükettiğinizde, eğer sizlerin böyle bir adetle ilgili bir probleminiz varsa, ne bileyim yumurtalıklarla ilgili bir probleminiz varsa, özellikle menopoza yakınsanız, kesinlikle bu bitkiyi kullanarak bunların bütün sıkıntılarından kurtulabileceğinizi söylüyor. Çünkü bu bitki başlı başına bir hormon dengeleyici arkadaşlar. Peki bu hormon dengeleyici derken şimdi kafanızda şu olabilir. Çünkü ben araştırırken de birçok insan bunu soruyordu. İşte benim FSH hormonum yüksek, bunu alçaltıyor okey ama işte düşük çıkan bilmem ne hormonumu da östrojen hormonu için bilmem ne dedim diye çünkü şey denir. Aysel'cim hormonlara ve bilimsel şeylere bilmem ne deme diye. Sanki ben doktorum diye çıkmışım gibi. Neyse arada böyle yorumlar geliyor arada bir cevap da vermek istedim. İşte östrojen hormonu düşük. Peki ben bunu içersem onu aşağı çekerse bunu işte ne yapacak daha mı aşağı çekecek? Hayır bunu böyle defalarca açıklamışlar. Dengeleyici demelerinin sebebi eğer hormonlarınız yüksekse gerekli kısma çekiyor alçaksa da yükseltiyor. Yani örnek veriyorum bu hormon 5 olması gerekiyorsa sizinkisi 8 ise de 5'e çekiyor sizinkisi 3 ise de 5'e çekiyor. Böyle de bir Allah'ın hikmeti, böyle de bir mucize nasıl oluyor derseniz ben de bilmiyorum ama oluyormuş efendim. O yüzden zaten bu bitki bu kadar değerli, bu kadar kadın
için önemli diyorlar. Çünkü işte yumurtalıklarınızla ilgili herhangi bir problemleriniz varsa, hormonlarınızdan kaynaklı bir problemleriniz varsa, ki zaten tüylenme karşı demesinin en büyük sebeplerinden biri de bu. Genelde hormonla ilgili problemler olunca tüylenme problemleri yaşanıyor. Bu bunu dengelediğinde aslında tüylenme probleminiz de bitiyor. Hormonlarınız dengelendiğinde aslında regli ile ilgili problemleriniz de bitiyor. Yani işte çok uzun süre regli olamayan arkadaşlarım şu an varsa, işte ya da böyle daha kısa süreli regleri olan varsa, bu çay, ya büyük ihtimalle sizin hormonlarınızla ilgili bir durum ve bu çayla bunu dengeleyebilirsiniz. Ayrıca bu çayı şöyle de yazmışlardı, böyle genel olarak bir kansızlık, demir eksikliği durumunuz varsa bu çay bunu da dengeleyecek diyor. Ve bence zaten kadınların tamamı, artık %80'i bile demeyeceğim, yani hangi kadınla konuşursanız konuşun, kansızlık ve demir eksikliği vardır maalesef ki. İşte bu çay onu dengeliyor. Sebebi de şu, sizin fazla kan kaybetmenizi engelliyor regli dönemlerinizde. Artı böyle hani uzayan bir regli döneminiz varsa, normalde işte 3 günde 5 günde bitmesi gereken bir regli 7 gün uzuyorsa, bazılarını 10 gün uzuyorsa, bunu da düzenliyor. Gayet denemiş biri olarak bundan çok eminim, size öyle söyleyeyim. Bu bitki için söylenen diğer en değerli şeylerden biri de arkadaşlar, erken menopoza girme durumunu engelleyici bir bitki olması, hormonlarınızı falan dengelediği için. Böyle olunca tabii hani böyle bir probleminiz varsa da bence denemeye değer bir bitki olduğunu düşünüyorum. Artı evet, erken menopoza girmiyorsunuzdur, yaşınızdır, olması gerekiyordur, ama menopoz hakikaten böyle duyduğumuz kadarıyla, işte televizyonlarda, dergilerde böyle karikatürize edilmiş durumuyla bile birazcık can sıkıcı olabiliyor. O yine fazla yükselen, alçalan, git gel duyguları, sıcak basmalar, terlemeler falan. İşte bunları da böyle birazcık sıkıntısız atlatabilmek adına da bu bitkiyi çok öneriyorlar. Çünkü yani olayın bütün işi hep aynı yere bağlanıyor. Hormonlarınız dengeleniyor. Böyle biraz araştırırken ederken de şunları da okudum. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Diğer kullanıcı yorumlarında. Mesela gidiyor kadın. Tanıyormuşum gibi anlattım ama okuduğum kadarını anlatayım size. Diyor ki gittim diyor, değerlerime baktırdım. Değerlerim çok yüksek çıktı. Bana işte asla senin çocuğun olmaz dediler. Bana işte sen menopoza yatkınsın dediler falan falan. Bir sürü şeyin size tek özetini anlatıyorum. İşte bana senin değerlerin çok düşük, sen kesin menopoza gireceksin dediler falan. Bu bitkiyi işte deneyip kullanıp bir ay sonra gittiğimde, iki ay sonra gittiğimde işte doktorum çok şaşırdı, çünkü değerlerim düzelmişti diyorlar. Ve bu hani bir yorumdan bahsetmiyorum, ya da bu bitki zaten birinin tek elinde olup satılan bir şey olmadığı için ben bu yorumların yalan olacağını da düşünmüyorum. Örnek veriyorum, ben buraya herhangi bir X markası bunu çıkardı ve sadece X markasınkini için yiyin bilmem ne desem, ya da Saraçoğlu da kendi şeyinde satıyor bu arada bunu. Saraçoğlu'nunkini sadece önerse okey derim, ama genel olarak herkesin aktardan bulabileceği bir testere diş bitkisi, testere dişli aslan pençesi bitkisi. O yüzden de diğer yorum yapanların da acayip değerli buluyorum açıkçası yazdıkları şeyleri. Hatta şöyle bir şeyle de karşılaştım bunu araştırırken. Şimdi bunu söylemekten çok çekiniyorum, çünkü çok hassas bir durum olduğunu düşünüyorum, ama sonuçta siz de okuduğunuzda göreceksiniz zaten. Sen niye bu kadar geveledin diyeceksiniz. Arkadaşlar, hamilelikle ilgili durumu geveliyorum. Şöyle ki, şimdi bazı yerlerde okuduğumda hiçbir bitki çayı hamilelikte kullanılmaz, o yüzden sakın içmeyin diye uyarıyorlar. Testere dişli aslan pençesi mesela yazılan. Bir yerde de, hepimizin neredeyse bildiği bir gazetenin sitesinde de hamilelerin dostu testere dişli aslan pençesi diye bir başlık var. Şimdi Saraçoğlu da bunun üzerinde durmuştu. Şunu savunuyorlar. Mesela Saraçoğlu'nun şöyle bir lafı vardı. Bazı kadınlar her ay hamile kalır, her ayda düşer. Bu onun farkına bile varmaz, regli olduğunu düşünür. Aslında bu testere dişli aslan pençesini içseler hormonları dengelenir ve o yüzden de düşüğe neden olan şey dengelenmiş olduğu için de düşük yapmaz diye savunuyordu bir şeyinde. O dediğim işte meşhur gazetenin şeyinde de, sayfasında da şey diyordu işte. Hamilelerin dostu, çünkü işte düşüğü, orada da yine aynı şekilde düşüğü engelleyeceği, işte kaslarınızı orada geliştireceği falan falan, bayağı faydasını saydıkları bir durum vardı. Ama tekrar söylüyorum, hamilelik çok hassas bir durum. Allah korusun. Mesela şöyle bir şey de okudum bu arada. Mesela bunlar olumlulardı. Ondan sonra girdim işte, hamilelerden kullanan var mı? Kullanıp, ya evet benim çocuğum olmuyordu.
ben işte bu çayı içmeye başladıktan sonra oldu diyen de var. Çünkü bu hassas bir konu, farkındayım. Ne duysanız denemek istediğinizin falan da farkındayım. Ama birazcık temkinli gitmekte yarar olması için şu örneği de vermek istiyorum. Başka biri de şey diyor işte, ben diyor ilk doğumumu çok rahat yaptım. İkinci doğumumda hani bir şey olmaz diye araştırmalar üzerine aslan pençesi çayı içiyordum. Benim kanamam olmaya başladı ve doğana kadar hep böyle bebeğim korktum düşecek mi diye minik minik kanamalarım oldu da diyor mesela. O yüzden de hamilelik konusu bence çok kritik. Siz bunlarla karşılaşacaksınız diye söylüyorum. Yani çok mesela birçok bitkide, birçok denemiş şeyde net bir şekilde sakın hamileler kullanmasın, işte emzirirken kimse kullanmasın diyor ama bunda iki farklı düşünce var. O yüzden de ben açıkçası bunu deneyimlemediğim ve bilmediğim için size herhangi bir şey de söyleyemeyeceğim. Sadece bilin ama şunu da çok okudum, açıkça söyleyeyim. Hamile zaten değilseniz, bu bitkiyi kullanarak hamile kalabilen, hormonlarını dengeleyebilen, yumurtalıklarındaki sıkıntıları çözümleyen çok fazla kadın da var. Şimdi gelelim bu çayın nasıl yapıldığına, bende nasıl etkiler gösterdiğine falan. Arkadaşlar bu çay çok basit. Normal 300 ml'lik bir suya, yani 1,5 bardaklık suyu önce kaynatıyorsunuz. Normal bu çay, bende şey var, sosluk gibi bir şey var biraz geniş ama şeylerde olmuyor, onu söyleyeyim de cezve küçük kalıyor. Denedim ben bir iki kere. Cezveden biraz daha büyük bir şeyde, tencerede değil de nasıl anlatacağım ben size şimdi? Siz beni anladınız bence ama cezveden birazcık ya da en büyük cezve de olabilir. Biraz daha böyle süt müt kaynatabildiğiniz şeylerde aynen. Onun içine 1,5 bardak 300 gram suyunuzu koyun. Ben kapağını da kapatıyorum. O kaynamaya başladıktan sonra bu şeyden, bitkiden, benim aldığım bitki birazcık şey bu arada, şöyle göstereyim, fazla iri. O yüzden de ben bunu şimdi her aldıktan sonra, yani benim buradaki aktar böyle sattığı için böyle büyük ihtimalle, yani daha çay gibi daha ince olanı da vardı. Biraz ben bunu böyle kırıyorum topluca. Şimdi daha yeni aldığım için kırmadım. Sonra şöyle bir tutam, şu göstereyim hatta. Allah, bundan çok olmayacak ama. Yok, gösteremeyeceğim. Hepsi iç içe girmiş daha kırmadığım için. Ama anladınız işte yani, anladın mı? Bir tutam alıp içine atın. 7 dakika tutun. Yine üzerine bir kapak kapatın. Herhangi bir tencerenizin. 7 dakika boyunca böyle fokurdasın. Daha sonra süzüp biraz ılındıktan sonra içebilirsiniz. Peki ne zamanlar içeceksiniz bunu? Ya kahvaltıdan 1-2 saat sonra içeceksiniz. Aslında şöyle ya dedim, yanlış söyledim. Normalde günde 2 kere öneriliyordu benim araştırdıklarım ama bazıları bir kere de öneriyor. Yani bir kere de içsen olur diyor. Ben birazcık garantici olduğum için tabii ki bir kere, 2 kere içiyorum. Bir kere içiyorsanız dediğim gibi kahvaltı hafif açken böyle içebilirsiniz ama bir kahvaltınızı ettikten sonra. Günde 2 kere kullanacaksanız da kahvaltıdan 1-2 saat sonra içebilirsiniz. Bir de akşam yemeğinizden 1-2 saat sonra ya da öğlen yemeğinizden 1-2 saat sonra bitki çayı olarak içebilirsiniz bunu. Ben nasıl yapıyorum? Açıkça işe gidiyorum. Şimdi büyük ihtimalle siz de diyeceksiniz. Açıkça işe gidiyorum. Nasıl yapacağım? Ne bayağı sabahın köründe kalkıp hiç üşenmeden arkadaşlar bunu demleyin. Termosuma koyup işe götürüyorum. Akşam gelince de akşam otururken yemeğimi yedim, içtim bilmem ne. İşte saat kaçta yiyorum, ettim diyelim. 9 gibi de bu bitki çayımı içiyorum. Aysen ama benim termosum da yok diyorsanız, şöyle bir şey de söylemişti Saraçoğlu bir tane yine o videolarından birinde. Çalışan kadınlar da akşam eve geldiler, yaptılar, bir güzel içtiler. Yemeklerini yediler, bir iki saat geçti. Yine yapıp yine içsinler. Hani amaç günde olabildiğince 2 kere içmek. Saraçoğlu'nun önerdiği bu ama bazı yerlerde tekrar söylüyorum. Bir kere de içseniz olur diyorlar. Ama yani zamanınız varsa niye 2 kere içmeyesiniz? Peki Aysel, bu kadar yaptın, sende ne işe yaradı derseniz, arkadaşlar kesinlikle bir renkli düzenleyici. Bunu size söyleyebilirim. Şu an çevremde en çok duyduğum şey böyle kadınların şu geçiş mevsimleri. Aslında geçiş de değil, kıştayız ama kış gibi de olamadığımız için. Baharda falan da bu çok olur. Ya olamadım, oldum, abi çok stresliyim, her yerim ağrıdı, bilmem ne, şu bu derken işte hormonlarımızın o değişmesiyle ilgili durum oluyor ya, bunu çok güzel dengeliyor. Bir kere reglinizi düzene sokuyor. Artı yoğunluğunu kesinlikle azaltıyor ve süresini de kesinlikle azaltıyor. Bu da sizin
gereksiz yere kan kaybetmenizi engelleyen. Gereksiz yere kan kaybetmeye gerek yok zaten bu arada. Yani aman gitsin, ne kadar giderse içim o kadar temizlenir falan, bunlara hiç inanmayın. Hiç öyle bir şey yok. Boşu boşuna kendinizden yiyorsunuz. Ben de sürekli bir kansızlık durumu olduğu için sürekli kan ilacı içiyorum. İçmediğim zaman böyle o dönemlerimde başım dönüyor yani. O derece kötü bir durum oluyor ama bununla onu çözmüş bulundum. Artı PSM şeyleri derler ya, halleri derler ya, regle halleri işte. Fazla sinir, fazla gerginlik, üf müf, şişkinlik bence bunlara da iyi geliyor. Hatta ben ödeme bile iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü daha kendimi şiş, daha kötü, karnımı daha sert hissederken artık bunları hissetmemeye başladım. Bunun sebebinin tekrar söylüyorum. Hormon, yani kadın dediğin şey bence erkeklerde de var bu hormon ama bize daha çok var herhalde. Ben anlamadım yani, kadın hamile kalır hormonu çıkar, bilmem nesi olur hormonu çıkar. Hormonlarımızı hormonlarımıza verilen bir nimet bu bitki. Geldik bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir bu videomu. Çünkü ben bununla ilgili kim ne video çektiyse izledim ve böyle falan dinledim. Allah'ım benim de ona ilgilidir mi, buna ilgilidir mi, Allah Allah falan diye. Bence zaten ihtiyacımız olan her şey doğada var. Ama bize bir şekilde unutturulmaya çalıştığını düşünüyorum. Bazı ilaç firmaları tarafından biraz böyle şey konuştum ama buna çok inanıyorum. Yani ilaç olaylarının, tıp olaylarının çok fazla artık bir sektör olduğuna, ya kelimeler o kadar aslında neler neler derim de şöyle bir karşılıklı otursak kamerada herkesin istediği gibi ulaşamadığı bir şey olsa da birazcık kandırıldığımızı, birazcık bunlara yönlendirildiğimizi ve bir tarafımızı düzeltirken bir tarafımızı bozduğumuza inanıyorum. Baksanıza 1000 yıldır herkesin Lady diye tanımladığı bir bitki var doğada ve belki de biz bununla, ben yeni tanıştım sayılır, Ağustos'ta tanıştım, belki de siz ilk defa benimle birlikte tanışacaksınız ve doğada derdimize derman olabilecek çok fazla da bitki var. İlacın tabii ki de çok yararlı olduğu ve olması gereken yerde kullanıldığında büyük sorunları çözdüğünü düşünüyorum ama eğer böyle çözülebiliyorsa bir denemekten ne çıkar yani, anladınız mı? Bak bu arada şunu da söyleyebilirim, ben şunu da araştırdım. Kimler kullanmamalıyı da bunu araştırdım. Eğer böyle ağır ilaçlar kullanan insanlarsanız ya da böyle ağır ilaç olmasına bile gerek yok, İlaç kullanıyorsanız doktorunuza sormadan içmeyin. Çünkü bu da etken bir madde. Biraz birbirine kötü etkileyebilir. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Ya da işte efendime söyleyeyim, bambaşka rahatsızlıklarınız varsa, bu bitki çayı size hiçbir şekilde, hiçbir bitki çayıyla içmeyin dendiyse içmeyin tabii ki de. Bunlar kontrollü kullanımlı. Artı bu çok etkili bir bitki çayı olduğu için kafanıza göre ben bundan şöyle Aysel bir tutam dedi, ben şöyle bir avuç alayım atayım derseniz o da zararlı. Bu bitkinin fazlası da zararlı. Onu da söyleyeyim. Artı zaten aşırı acı oluyor, içilmiyor. Yaptım. Her şeyi deneyimledim. Hiç merak etmeyin. Ya bunlar bir tutam dedi ama gözüme az kaldı deyip biraz daha attığımda içemedim zaten ben o çayı. Yine kontrolü gitmekte var. Yine kendinizi dinlemekte fayda var. Bir deneyin. Başka herhangi bir ekstra durumlarınız yoksa, benim gibiyseniz. Ya Aysel benim de reglimle ilgili problemim var. Ya ben de tüylenme sorunu vardı. Ya Aysel menopoza girecek gibiyim sanki ve o hormonelli benim dengelemem lazım diyorsanız ne kaybedersiniz? Yani bitki çayı içiyorsunuz. Alın aktardan. Şöyle güzel kontrollü bir şekilde bir deneyin. Bir bakın bir iki gün. Size ekstra bir zararı yok. Yani belki de aradığınız derman bu bitkide. Eğer siz bu bitkiyi daha önce denediyseniz lütfen aşağıda bizimle paylaşın. Çünkü aşağıda yorumları diğer kullanıcılar da okuyor. Ve böyle bazıları o kadar tatlı yazıyor ki hakikaten denediğini, benim denemeyip farklı şekilde denediğini ettiğini gösterenler oluyor. Ve ben de onları like'lıyorum ve cevap veriyorum ve evde tekrar deniyorum. Çünkü yani hepimiz birbirimize bir şey anlatıyoruz. Burada bayağı işte oturmuşuz da komşuyuz da sohbet ediyoruz gibi bir durumu var çünkü. Bence olayım. Benim için kanalın olayı bu abi. Ben şey demedim yani, şunun bilgiliyim, bunun bilgiliyim dedim. Nasıl üst komşunuza kahveye gittiğinizde ya ben de şöyle bir sorunum vardı, şu bitki çayını içtim çok iyi geldi, ay dur kız ben de deneyeyim diyorsanız, aha işte ay dur kız ben de denedim, aha da siz de deneyin dediğimiz noktadayız. Bitkiyi deneyin. Kontrolle deneyin ama deneyin. Bundan önce denediyseniz de benimle aşağıda paylaşın. Aa şeyi unutuyordum. Bitkiyi arkadaşlar tatlandırıcı atmayın. Bu çaya, evet bu çayın öyle bir durumu var. Her şeyi anlattım, bunu söyleyince. Şeker atmamanız gerekiyor. Tadı kötü değil, alışınca gidiyor. Yapacak bir şey yok. Şifa niyetine deyip için. Kendinize iyi bakın. Kanalıma buradan abone olun. Haftaya görüşürüz.